Şunu Çıkarma. Ders matematik diye yazamıyor mu? Hayır, siz yazmayın. Ben yazdım sadece. Hazırlık olsun Konuyu. diye. Evet, şimdi toplama ve çıkarmanın bildiğiniz özelliklerini değil de az karıştırdığınız özelliklerinden bahsedelim. Tamam. Tamam. Toplama İyiymiş. işlemi. Yan başlık. Şöyle bir işlem yazayım ben şuraya. Öğrenmenim. Efendim. Başlık atacağız mı? Evet. Şu başlık. Evet. Kırmızı kalemle mi? Hangisi varsa. Tamam. Şu toplanan sayılara ne denir? Toplanan. Hocam, benim bazı Toplanan. eksiklerim var. Siz göndermemiştiniz. Tamam, boş bırak oraya. Tamam. Toplanan. Burası da toplam ya da Toplanmayın. parantez içinde sonuç da denilebilir, değil mi? Evet. İki tane toplanan sayı varsa, hatta üç tane de olabilir, toplamı da üç de olabilir. O sayıların hepsine toplanan denir. Sonuçta toplamdır. Tamam? Ya da sonuçtur adı üstünde. Şey işte. İki veya daha fazla sayının Sayın. toplanması sonucuna toplam denir. Eğer toplanan sayılardan biri verilmezse, biri verilmezse ise toplamdan verilen toplanan çıkartılır. Ama Sakin. Tamam. Hadi bakalım. Bu kadar yazacağız toplamayla ilgili. yazdık. Evet. Öğretmenim ben daha yazamadım. İki veya daha fazla. Tamam yaz. Bekliyorum zaten şey yapmadım. Derse geçmem mi? Derse geç kalmadınız. Yeni başladık daha. Otuz beş bin 487 ile 43.099'u toplayalım. 35.487. Evet, tekrar etmeden yazalım. Evet, toplarken 7, 9 daha 16 yapar. 16. Elde 1, 8, 9 daha 17, bir elde 18. 78.580. Evet. 4 1 daha 5 elde yok. 5 3 daha 8, 4 3 daha 7. Yani 78.000 586. 586. Eğer örneğin diğer bir örnekte yanına sıkıştıralım. İki tane örnek yapacağım zaten.
Örnek. Diyelim ki örneğin bir sayı verdi. 23.548. Burayı böyle boş bıraktı. Sonucu verdi bize. Örneğin burası 5, 7, 1, 0 ve 9 verdi. Yani toplananlardan birini vermedi, sonucu verdi ya da toplamı verdi. Bizden o araya ne gelmesi gerektiğini sordu. O zaman ne yapıyoruz çocuklar? Toplamdan yani sonuçtan verilen toplananı çıkartıyoruz. Yani 90.175'ten yukarıdaki verileni çıkartıyoruz. Çünkü toplamanın tersi çıkartmadır. Bak çıkarma yapıyoruz. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten çıktı. Ne kalır? 7 mi kalır? Evet. Burada elde aldığımız için 6 kalmıştı. 6'dan 4 çıktı. 2. 1'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Bende de yok dedi. Daha komşuya gittik. Burası 8. Burası 9. Burası 11 olur artık. 11'den 5 çıktı. 6. 9'dan 3 çıktı. 6. 8'den 2 çıktı. 6. Yani şu aradaki işlemimiz 66.627'ymiş. Toplamayı yaparsak da sağlamasını yapmış oluruz. Kolay ama bunlar bebek oyuncağı. Evet, kolay bunlar. Bunlar zaten pardon, ilkokulda da öğrendiğiniz için ilk defa gördüğünüz bir şey değil. Ben sadece defterimizde iki satır bu konuyla ilgili bir şeyler olsun istiyorum. Ama çıkarma bazen ne yapalım? Anne! Yaşar abi. Muharrem. Heh. Tamam mı gençler? Hocam durun. Ben yazıları yazacağım. Tamam. Öğrenmenim ilk örnek. Tamam. Medine Güneş. Öğretmenim. Efendim. Yoklama aldınız mı? Daha almadım. Öğretmenim kameramı açabilir miyim? Açabilirsin ama gezinirken kapat kameranı. Hayır öğretmenim. Babam aramıştı da ondan anneme söylemiştim. Tamam. Tamam onları... Kamerayı sesi kapattıktan sonra söyleyin. Yoksa gürültü bize geliyor. Özel bir bilgi paylaşırsın belki. Onu biz de duymuş oluruz. Güleriz artık. Evet. Şimdi ikinci yan başlık. Gençler. Çıkarma işlemi. Yorum. Yazdık mı? Hayır öğretmenim. Bir dakika. Hadi bakalım. Yazdık öğretmenim. Hadi yazın bakalım. Bir sayıdan diğer bir sayıyı eksiltme işlemine ve çıkarma denir. Öğretmenim bir şey soracağım. Efendim? Yerine koyacağınız mı? Evet. O zaman iyi. Çünkü ben örneğin tam çok kısa bir şey kalmıştı da onu yap. Bunu kendin tamamlarsın senin paşam ya. Hocam ben de yarısında kalmıştım o örnek. Tamam. Şimdi. Birazdan ders bitince gruptan atayım bu yazdıklarımı. Siz de oradan tamamlayın. Tamam paşam? Şunların isimleri nelerdi hatırlayalım.
En yukarıdaki eksilen. Eksilen. Ortadaki çıkaran. Çıkan. Bu da fark. Fark, değil mi? Tamam. Şimdi eksileni bazı öğretmenler veya bazı kişiler çıkarılan da diyebilir, değil mi? Onu da yazalım. Genelde eksilen kullanılıyor da ben bazen çıkarılan da yazabiliyorum. Çirkin yazmışım orayı. Çıkan. Çıkarılan. Evet. Bir tane örnek yapalım hemen yan tarafa. 78.980. Evet. Yavaş yavaş yazıyorum siz de yetişin diye. Acele etmiyorum. Örnek. Bir tane çıkarma, normal bir çıkarma yapalım. Dur renk alayım bir tane. Örnek. 78.986. 907 olsun. Çıkarılanımız da gençler 32.564 olsun. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk getirdiğimizde 10'dan 6 çıktığında 4. 8'den 5 çıktığında 46.343. 8'den 2 çıktığında 6, 7'den 3 çıktığında 4. Yani 46.343 olur. Çanta yayıncılık. Daha değil. Önce bir bitirmemiz gereken birkaç şey var paşam. Çünkü bazıları bu çıkarmayı biliyordur da aralarda boşluk bırakılırsa sıkıntıya düşecek olanlar var, onları halledelim. Efendim Medine? Öğretmenim, yazıyı yazalım. Yazıyı yazıyoruz zaten. Hocam. Hayır, yayıncılıktan yapmayalım. Yazı yazalım. Evet, bakalım. Biraz buradan, biraz oradan. İkisini yazı yazmak dengeli götürmemiz lazım. Tamam mı gençler? Not yazalım. Yani note. Öğretmenim. Efendim. Siz bu dersi YouTube'a koyacak mısınız? Evet, koyacağım paşam. Tamam. Şu an kaydediliyor. Bitince bugün yetişirse bugün. Yetişmezse yarın. Çünkü başka işler de çıkıyor maalesef. O yüzden gecikebiliyor. Ama bu yazdıklarımı gruptan hemen göndereceğim. Ders arasında. Evet, not. Hocam. Çıkan ile iki tane çıkan ile farkın toplamı neyi verir? Eksileni verir. Bunu şöyle göstereyim. Siz de benim yazdığım gibi yazarsanız iyi olur. Siz dikdörtgen içine de alabilirsiniz gençler. Yazı çabuk, arayı boyayamayız. Boyayamıyorsanız Allah, kalemi kaybettim. Ben yuvarlak içine alacağım. Olabilir, olabilir. Bak şununla bunu topladığınızda bu sayıyı verir. Ortadakiyle sondakini topladığınızda baştaki sayıyı verir. Bir de şu vardır, bunu da unutmayın. Eksilen, çıkan ve farkı topladığınızda
Bunu çok kullanıyoruz. Eyvah. Ekranım dondu. Aha dondum. Eksilen çıkan farkı, yani bütün çıkarmanın elemanlarını topladığınızda iki tane eksilen yapar. Tamam. Şimdi bunları örnekle açıklayacağım, tamam? Yukarısını yazmışsınızdır herhalde şuraya kadar. Yazdık. Bitti öğretmenim. Ben hepsini bitirdim. Tamam. Bitirmeyenler için söylüyorum. Eğer eksiklik olursa, gençler eksiklik olursa birazdan göndereceğim. Grupta kalacak. Oradan bakarsınız. Eksiklerinizi tamamlarsınız. Örneğin bir örnek yazayım. Normal çıkartma yapmayacağım. Hatırlayamayacağınız, problem yaşayabileceğiniz örneklerden göstereceğim bir tane. Diyelim ki burayı boş bıraktım. Buraya verdim. Çok kolay. Sıfır, 89. Eksilen kaçtır diye sordum. Tamam. Bu çok kez eğer fark ile çıkan verildiyse, yani baştaki sayı verilmediyse, verilen iki sayıyı toplayıp baştaki sayıyı bulacağız. Yani fark ile çıkanı topluyorsunuz. Evet, şurası 1, değil mi? Burası 0 elde olduğu için. Burası 5, burası 9, burası 7. Dolayısıyla bizden istenen sayı 79.501. Tamam. Bunları zaten gençler ilkokulda da yapıyordunuz, değil mi? Belki tek fark bu kadar büyük sayıyla yapmıyormuşumuzdur. Yaptırıyor muydu öğretmenler bu kadar büyük sayıyla? Öğretmen de 600 binlerle. Evet. Muharrem Aslan matematik bizim. Muharrem, acaba senin kitabını çıkarttırsa nasıl edecekler? Çok merak ediyorum bak. Abi. Ne bileyim, senin kitabını çıkarsa ne bileyim, bir garip olur ama tamam. İçinde sadece sayı. Dersi dinle. Evet, kaç kişi var şu an? 28. Yani iki kişi devamsız. Tür. Karnesi. Öğretmenim, bilgisayardan girdim. Bilgisayarım kapandı, telefondan girmek zorunda kaldım. Neden? Bilgisayarım kapandı öğretmenim. Şarjı bitti. Yapma ya. Şarja bağlasaydın. İkinci derste bilgisayardan geleceğim artık öğretmenim. Tamam paşam. Teşekkür ederim. Tamam, yazdık mı? Yazdık öğretmenim. Çok. Evet, geçiyorum. Geçin. Evet. Öğretmenim. Efendim. Ben şöyle yazdım. Şey olur mu şu üstü? Yok yok, hiç önemli değil. Defter senin defterin. Nasıl güzel anlayacaksan öyle yaz. Tamam. Eğer sayının orta kısmı verilmezse, yani örneğin yazmıyor, 105.307 ortası verilmesin.
Sonuç ne olsun? 5 olsun. 9 olsun. 1 olsun. 0 olsun. 0 olsun. Yok olmasın 0. 4 olsun. Evet. Çıkarma işleminde de çıkan kaçtır? Allah. Ne yapıyoruz oğlum? Şşt, sessiz. Çıkan kaçtır? Evet. Eğer eksilen ve fark verilmişse, çıkan soruluyorsa bu ikisinden aradaki farkı çıkartırsanız ortayı bulursunuz. İstersen onunla bir formülize edelim. Yukarıdakinden. Hiç Allah yanlış yazıyorsun. Aşağıdakini çıkartırsanız Evet. 112. Bak buldum. Bunu çıkartırsanız ortayı bulursunuz. Tamam? Şimdi yapalım. Örneğin 105.307'den 40.195'i çıkartırsam 65.112. Burada 2 kalır. Değil mi? 7'den 5 çıktı 2. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı 1. Şuraya yaslamaydık. Herhalde bilirsiniz ya. 2'den 1 çıktı 1. 5'den 0 çıktı 5. 0'dan çıkmaz. 10'dan çıktı 6. Demek ki aradaki işlem kırmızıyla mı yazalım? Morla yazalım. Aradaki işlem 65.112. 112 demişken burada pandemi sürecinde bizlere destek olan, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına minnetimizi, teşekkürümüzü bir borç biliriz, değil mi? Evet. Evet. Çünkü hani bizler evimizden işimizi yürütürken onlar bizler için koşturmaya, gayret göstermeye devam ediyorlar. Aynen. Evet gençler. Yazdık mı? Yazdık. Tamam. Evet. Şuraya bir tane de sözel problem yerleştirelim. Soru. Neyse. Soruyu yazıyoruz. Evet. Soru. Bir çıkarma işleminde. Öğretmenim bir saniye. Öğretmenim. Efendim. Bu soruyu siz yazın, biz çözmeye çalışalım. Çözene evet. Siz aklınız. Çözen kalırsın. Virgül, çıkan ve farkın toplamı 37.536 ise eksilen kaçtır? Bir çıkarma işleminde eksen çıkarma farkı 47.536. Evet. Hemen bir dakikalık süre verdim size. Başladı. Thank you.
herkesin sesini kapattım bu arada. Çünkü şu olma ihtimali var. Hemen erkenden bulan söyleme ihtimali var. Söylemesin diye kapattım sesinizi. Bunu yazmayabilirsiniz. Bu ek bilgiyi isteyenler yazsın, istemeyenler yazmasın. Eksilen çıkan ve farkın toplamı iki tane eksilen yapıyordu. Ben de o eksileni soruyorum. Ne yapabilirsiniz? Bunu, bunu ve bunu toplayınca 47.536 bulmuş. İki tane eksilen 47.536 ise bir tane eksilen kaçtır? Son 15 saniye. Süre ilerliyor. Evet, son 5 saniye. Parmak kaldıranı cevap verme hakkı veririm. Medine Güneş'e verdim. Süre tamam. Medine Güneş. Öğretmenim. Nasıl bulacağız? Bir dakika daha verseydiniz. Bir dakikam daha yok. Ders bitiyor. Gençler, eksilen çıkan ve farkın toplamı iki tane eksilen yapıyorsa bunu ikiye bölerek sonucu bulacağız. Hadi Medine, senin sesin açık. Dördün içinde iki kaç defa var? İki defa. İki defa. İki kere iki? Dört. Yediyi indirdim. Yedinin içinde iki kaç defa var? Üç defa. Üç kere iki? Altı. Çıkarttınca bir kaldı. Beşi indirdim bu kez. 15'in içinde iki kaç defa var? 15'in içinde iki. Ben bir ara duymuştum yedi diye. Yedi defa. Yedi kere iki 14. Yine bir kaldı. Bu kez 13'ü indirdim. 13'ün içinde iki kaç defa var? İçinde iki. 7 kere 6. 6 kere 2. 12. Kalan 1. Son olarak 6'yı indirdim. 16'nın içinde kaç defa vardır? 8. 8 kere 2 16. Demek ki eksilen buymuş. İki tane eksilen oluyor. Bundan iki tane varmış. Bu yüzden evet. Çıkanda 47.536'mış. Evet. Çıkan o değil. O tamamının toplamı. Evet. Orada çıkanla farkı bulamayız gençler. Sadece eksileni bulabiliriz. Yani işlemimiz şu ya, bunu yazmayabilirsiniz. Sadece bunu bulabiliriz gençler. Diğerini bulamayız. Diğerlerini bulamayız. Tamam? Üsttekini bulabiliriz. Oldu mu? Siz yazmaya devam edin. Tamam mı gençler? 10 dakika ara. Yani şu an 42 geçiyor. 52 geçe buradayız. Geldik. Tamam mıyız? Toplandık mı? Kaç kişiyiz? 25. 18 kişi var şu an bende. Bir kişi daha geldi. 19. Erdem başar. Bakın. Erdem tekrar başar. Son soruyu bir daha tekrar edeyim. Hangi soruyu?
Son gözlüğümü soruyor. Ondan sonra çantaya geçeceğim. Gençler. Bakın. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı verildiğinde o verilen sayıyı ikiye bölerseniz eksileni bulabilirsiniz. Ama çıkanla farkı bulamazsınız. Öğretmenim. Efendim. Hani o soruyu yaptık ya öğretmenim. 23.768 çıktı. Evet. Efendim. Muharrem dondum ben de. Evet, bunu kaydediyorum. Hocam. Efendim. Çanta yayıncılığı ne zaman yapacağız? Şimdi geçiyoruz. Dur şunu bir kaydedip dönelim. Şunu kaydedip. Bunu kaydedip. Benim 33 soru. Tamamı yapın. İkisini yapabiliriz. Sayfa kaç? Ezgi'nin su. Bu. Öğretmenim sayfa kaç? Sayfa. Ben tamamladım. Bir tane soru vardı öğretmenim. 22. sayfada ikinci soru. Onu ben yapamadım. Gösterebilir misiniz nasıl yapılacağını? 22. sayfada mı? Evet öğretmenim. Ben o gün yoktum. Tamam. Kaçıncı soru? İkinci soru öğretmenim. İkinci soru. Bak şimdi kızım. Öğretmenim bu üçüncü. Bu ha üç mü? Özür dilerim. Bir dakika. Ha bu. Değişik oluyor. Ecunus'u görüyor musun? Evet öğretmenim. Tamam. Bak her dörtlü bir örüntü oluşturuyor. Tamam? Tamam. Önce şu örüntüden başlıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Tamam? 4'müş, 6 olmuş. Yani 2 artmış. 2 de artarsa 8 olur. 8. 2 artmadan önce 2 ile başlıyordur. Burada tamam. Sıkıntı var mı? Yok. Şu ortayı bulacağım şimdi. Şu ortayı. Şimdi buraya geçtim. Tamam. Bu ortayı nasıl buluyorsun? 2 sayısı biliniyorsa ortadakini bulmak için şunu yapıyorsun. O 2 kenardaki sayıyı toplayıp 2'ye bölüyorsun. 2, 8 daha. 10, 2'ye böldüğünde ne olur? Yani yarısı 5 mi? 5. Demek ki burası da kaçmış? 5. 5'miş. Peki bu örüntü kaçar kaçar artıyor? 3'er 3'er. O zaman 8'den sonra kaç olur? 11. 11. Şimdi buraya bulacağım. Tamam? Tamam. Bu ikisini topluyorum. Yani 11 ile 19'u toplayıp 2'ye bölüyorum. 11, 19 daha 30. 30. Yarısı 15. 15. Demek ki burası da kaçmış? 15'miş. Peki 11'den 15'e çıkmış. 15'ten 19 olmuş. Yani kaç kaç artıyor? 4. 4 artıyor. 19'un üzerine 4 eklersem 23. 23 olur. Şimdi bunu bulacağım. Tamam? 23 ile 35'i toplayıp 2'ye böleceğim. Yani yarısını alacağım. Toplarsam kaç yapar? 23. 35 daha 58 yapar. Böl 2'ye. 58'in yarısı da 29. Demek ki burası da 29'muş. Şimdi peki bu kaç kaç artıyor? 6 6 mı artıyor? Evet. 6 artmadan önce. Yani 23'ten 6 çıkardığımızda A 17'ymiş. Tamam? Tamam. Buraya geldim şimdi. Şu ortadaki görebiliyorsun değil mi? Evet. 10, 15, 5 20. daha 20, 5 daha 25. 25. Şimdi şu araya bakalım. Şu araya. 25 ile 35'i toplayıp 2'ye böleceğim. Ne yapar? 60 yapar. Böl 2'ye 30. 30. Demek ki burası da 30. 25, 30, 35 diye gidiyor. Yani 5, 5 mi artıyor? 5 artmadan önce evet. Burası kaçmıştır? 20'miştir. Yani A 17,
ve 20 olduğuna göre toplarsan da 37 yapar ki o da Denizli'de var. Oldu mu? Teşekkür ederim öğretmenim. Haydi bakalım. Bunları sen sonra kendin defterine yazarsın. Evet, ben 33'e geri dönüyorum. 33'te ikinci kısımdan bir ya da iki tane çözelim. Hangisini çözelim? Öğretmenim, dördüncüyü çözelim. Hayır, bu değildi. Pardon, özür dilerim. Olmayanı 3'ten ve 4'ten birer tane, ikişer tane çözelim demiştim, değil mi? Öğretmenim, ben çözebilir miyim? Senin adın ne? Emirhan öğretmenim. Emir Hanım, hangisini çözmek istiyorsan onu söyle, onu çöz. Bakayım. Evet, hadi. D olur mu D? D mi? D olur tabii. D olur. Ne yapıyorduk burada? Topluyorduk öğretmenim. Topluyor muyduk? Zaten bu toplama. Tamam kardeşim. Çıkarıyorduk. Evet. Yani sonuçta 96.823'ten 23.467'yi çıkartıyoruz. Hadi bakalım. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı. 6. 6. 6. Tamam. Burada elde aldığım için 1 kaldı. 1'den 6 çıkmaz. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı mı? 5 kalır. 7'den 4 çıktı mı? 7'den 4 çıktı mı? 3 kalır. 6'dan 3 çıktı mı? 3. 9'dan 2 çıktı mı? 7. 7. Demek ki burası 73.356'ymış. Öğretmenim, bir şey söyleyeyim. İlk ders komple çıkarma işlemi yaptığımızda kafamda kalmış, ben doğru yaşayayım. Olabilir paşam. Öğretmenim, ikinci ben bilmiyorum öğretmenim. Efendim? İkinci ben öğretmenim. Muharrem, F'yi de sen yap. F'yi. Evet. Öğretmenim, 108.721'den 21.432'yi çıkarıyoruz. Evet. Çıkardık mı? 87.289 kalıyor. Onu da daha söyle, 80. 87.289. Aha bak, gördün mü? Tek tek çıkartalım bunu ya. Bak yanlış oluyor. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9. Burada elde bir aldığımız için 1 kalmıştı. 1'den 3 çıkmaz. 11'den 3 çıktı, 8. Evet. 6'dan 4 çıktı mı? 2. 8'den 1 çıktı. 7. 10'dan 2 çıktı. 8. 8. Cevap 87.389. Evet. Çok kolay. Diyebilirsiniz ki hocam alttaki şey gitti. Ne? Kitap gitmedi mi? Evet. Kitap gitmiş öğretmenimiz. Şu gençler şurada. Bir dakika. Bir dahakini ben yapayım öğretmenim. Olur. Öğretmenim. Bir dakika. Şu ben az önceki dersinizin yapıyorum. Video kaydı. Tamam mı? Tamam. Onu ben müsait olunca gruba atacağım. Şey, gruba diyorum. YouTube'a. Nerede bu kitap? YouTube'a. Evet. Şöyle. Ben yapıyorum öğretmenim. D'yi yapmıştık. Bir de bunu yaptık. Diğerlerini siz yapacaktınız zaten. Şimdi çıkarmalarda. Bak, tamam. Çıkarmalardan iki tanesini ben yapayım. Tamam mı? İki tanesini ben yapayım. Diğer dört tanesini size yaptıracağım. Öğretmenim, ben yapıyordum. Hayır, önce ben. Önce ben. Şimdi gençler. Evet, burada hep ortadakiler eksik, bir tek D hariç. Önce A'yı gösteriyorum.
eksilenden farkı çıkartırsanız ortaya bulursunuz. Yani 54.234'den 2.102'yi çıkartıyorum. 4'ten 2 çıktı 2. 3'ten 0 çıktı 3. 2'den 1 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. 5'ten bir şey çıkmadığı için 5. Demek ki burası 52.132. Eğer ortadaki yoksa, ortadaki bilinmiyorsa gençler, yapacağınız şey üstteki sayıdan yani eksilenden farkı çıkartmak. Çıkanı bulmanın yolu bu. Eğer eksilen bilinmiyorsa yani üstteki bilinmiyorsa bu ikisini toplayıp buraya yazacaksınız. Haydi bakalım. 48.453 ve 19.347. 7, 3 daha 10, 5, 4 daha 9, bir de elde 10, 4, 3 daha 7, bir de elde 8, 9, 8 daha 17, elde 1, 4, 1 daha 5, bir de elde 6. Yani burası da 67.800 imiş. Evet, Yaşar Karadağ. Evet. Evet. Hocam. Hangisini çözmeyi planlıyorsun Yaşar'ım? Hocam E. E'yi mi çözeceksin? Haydi bakalım. Ne yapacaksın? Şimdi sıfırdan iki çıkmaz. Dur dur. Önce 30.000'den 7.342'yi çıkartacağız diyelim. Değil mi Yaşar? Evet hocam. Sıfırdan iki çıkmaz. Komşuya gittik. Bende de yok dedi. Daha komşuya gittik. O da yok. O da yok. Ta buraya kadar geldik. Değil mi? Evet hocam. Buradan bir eldelik alınca buralarda 9. 9. En sonundaki 10 olur. Evet şimdi hızlandır. 10'dan 2 çıktı. 8. 8. 9'dan 4 çıktı. 5. 9'dan 3 çıktı. 6. 9'dan 7 çıktı. 2. 2 aşağıya. Yani evet, 22.658. Tamam. Tamam hocam, teşekkürler. Aysu, ben Pamay. Tamam hocam. Hangisini yapacaksın Aysu? Hocam B'yi. B'yi. İlk öncelikle hocam bu ikisini çıkartıyoruz. Evet. 4'den 2 çıktı 2. Bir dakika ama ben 7'den sana... 9 çıktı, 7'den 9 çıkmaz. Bir dakika ama Aysu, ben sana yetişemiyorum ama. Azıcık yavaş. Parmaklarım koptu burada. 4'ten 2 çıktı. 2. 7'den 9. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı. 10'dan 9 çıktı. 18, ay 8, hayır. Evet. 2'den 0 çıktı. 2. 6'dan 0 çıktı. 6. 3'ten 1 çıktı. 2. 2. Yani 26.282. Evet. Ben yapıyordum öğretmenim. Sen derken isim neydi? Taha Behiç. Taha Behiç. Hadi C'yi de Taha Behiç yapsın. Hocam F'yi ben yapacağım. 38.182. Evet. Taha sen de en kolayını seçmişsin ya. Hadi Taha. 2. 8. 2. 8'den çıkmaz. Çıkmaz. 18. 9. 2'den 1 çıktı. 1. 1. 19.282. Şuraya da F'yi sıkıştırıverelim. Saner mi yapacaktı F'yi?
Öğretmenim. Efendim. Hocam ben yapabilir miyim? Öğretmenim elim yok. Kaç saattir neden bana söz hakkı gelmiyor diye bekliyorum. Elime baktım elim yok. Tamam, olabilir. Bazen birinizin elini indirirken başka birinin eli de inebiliyor. Evet, Saner nerede Saner? Saner kayıp. Saner. Ben? Hocam bunu çektim. Evet. Ben demiştim. Hadi hocam. Hadi. Ben yapayım mı? Tamam hocam. Yapıyorum. Hocam şey 4'ten 5 çıkmaz. Şey buna 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. 1'den 0 çıktı. 1'den 0 çıktı 1 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. Bence gitti. Burada kaldı 10. 6 kaldı. Evet. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Yani 30 bin. 30.619. Evet. Biraz karışık yazdım ama idare edin artık. Tamam mıyız? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Bak hepsini tahtadan bakıp yani ekrandan bakıp yazmaya çalışmayın, yetişemezsiniz. Kendiniz yapmaya çalışın. Evet, bu sayfa bitti. Arka sayfaya geçtiğimizde. Biliyor sesini kız. Evet, lütfen sesleri az kısık tutalım. Evet, şimdi toplamada verilmeyen elemanları bulacağız. Tamam? Hasan, tamam. Emir, Akgüz. Bomba. Hadi. Hadi hadi hızlı. Hadi. Hocam. Hocam üçgen 4. Evet, 4 mü? Ama bak evet. Bu bir toplama işlemi. Yani üçgenle 8'i topladığında 4 olmuş. 4 olamayacağı için 14'tür bu. Değil mi? Öğretmenim. 14'üm 4'üm. Evet. Öğretmenim. Bir dakika diğerleri karışmasın. Hasan Emir. Tamam hocam. Kaç olursa 14 olur? Hocam 2 olursa. İşte 6 hocam. Eldeyi buraya verdik. Değil mi? 4, 3 daha 7. Bir de elde 8. Doğru. Değil mi? Elde yok. 2, 0 olmuş. Nasıl olmuş 2, 0? 8 ekleyerek. Evet. Burası 8 demek ki. Şimdi elde var. 7, 4 daha 11. Bir de elde 12. Elde 1. 3, hocam, bir daha 4. 9 olmuş. 5. 5. Demek ki üçgen 6, kare 8, daire de 5. Yapanların ellerini indiriyorum. Çünkü öbürküleri göremiyorum. Öykü Tuncel. C'yi de Yusuf Burra Kurnaz yapacak. Yapmadıysa. Evet, B'yi Öykü. Öğretmenim. Efendim. Yapayım mı? Haydi bakalım hızlı. Tamam. Öğretmenim yuvarlak 7. Dur şuradan gelelim. 3, 8 daha 11. 11'in biri elde 1. 1, 4 daha 5. 5. Ne eklenirse 12 olur? 7. 7. Tamam böyle yapalım. Elde 1 var. 8, 1 daha? 9. 13 olması için kaç eklememiz lazım? 4. 4. Demek üçgende 4. Elde 1 var. 5, 2 daha. 7, 1 elde 8. Elde yok. 4 ile kareyi toplayınca 9 olmuş. 5. 5. Yani daire 7. Üçgen 4. Kare 5. Efendim. Öğretmenim o B şeyinde sorusunda öğretmenim. Yanlışlık var öğretmenim. 13'ten 8 çıktı. 5 kalır 1 yazmış. Ama bu toplama paşam. Ha toplamaymış. Uyanıp hocam ol. Ama dairede ben şey yaptığımda 8 çıkıyor.
Eldeyi bakmamışsındır sen. Elde geliyor. Tamam hocam. Her zaman buradan başlayacaksın. Birler basamağında. Yusuf Burak Kurnaz. Öğretmenim ben yapmıştım. Elim açık kalmış. Ha tamam. Dur. Sen? O zaman Medine Güneş. Hadi. C Medine. 5 üçgen yapmış altına. Burası kesinlikle 2 olamaz. Çıkartma işlemi 2 olacağı için. Medine şuradayız. Efendim. C'deyiz. İşte C yapıyorum öğretmenim. Evet 5 yıldız daha 2 olmuş. Toplama yapıyoruz. Kaç olursa olur? 7. Elde'yi buna verdim. Elde ile birlikte 7 bir daha 8. 16 olması lazım. Kaç gelecek buraya? 8. Evet yine elde var. 1 4 daha. 4 daha 5. 1 olamayacağı için 11 olacak. 6. Elde yine 1 var. 1 4 daha 5 yine 11 olacak. 6. Bir de elde buna tamam. Yani yıldız 7, daire 8, kare 6, üçgen 6. Oldu mu? Bunları evet. Yaparsınız siz ya. Canavarsınız, aslansınız. Geçelim öğretmenim. Kalsınız. Öğretmenim. Efendim. Gelelim işte. Anlayamadım tam olarak. Bunun da videosunu gönderecek misiniz YouTube'a diyor. Evet. Siz izleyip yorum yazın. Hadi geçin. Öğretmenim bunlar çok kolay. Bunlar kolay canım. Öğretmenim geç. Ha bu çıkarma güzel. Çıkarmaları yapalım. İrem So. Evet hocam yapayım. A'dayız değil mi hocam? Şimdi... İrem hocam önce dinliyoruz. Çıkarma işlemi. Evet. Evet şimdi hocam önce yuvarlaktan 5 çıkıyor. Hayır buradan başlayacağız. Birler basamağından başlayacağız. Tamam hocam. 3'ten 8 çıkmaz. Buradan bir elde aldık. Biz olduk 13. 13'ten 8 çıktı 5. Diğerleri sussun. 5. Evet. Şimdi elde alınmış sonra daireden hocam. 2 çıkınca 4 kalmış. 8. Elde alsak 7. 7'den 2 çıktı 5 kalır. 8 çok oldu. Olmadı yani. 7 olabilir mi 7? Evet 7. Şimdi 7'den 1 çıkınca 6 kalır. 6'dan 2 çıkınca 4 kalır. Değil mi? Hı hı. Tamam devam. Burası bitti. Elde de almadı aynı zamanda. 5'ten evet. Kare çıkınca 7 kalmış. 7 kalmış yani. Mümkün değil. Fazla yapma. O zaman elde alacağız buradan. Buradan biz elde 15 alacağız. 15'ten evet. Kare çıkınca 7 kalacak. Yani kaç olabilir acaba? 75. 8 olabilir mi? Evet 8. 8. Üçgenden elde alınıp yani bir alındıktan sonra 4 çıkınca 3 kalmış. Kaç olabilir acaba? 8 mi? Çok kolay. O da 8 galiba. Evet. Değil mi? Evet. Bak 8'den 1 verse 7 kalır. 7'den de 4 çıkınca 3 kalır. Tamam? Tamam. Demek ki üçgen 8, kare evet. 8, daire 7. Tamam. Tamam. Evet. İrem Su'da çözdüğüne göre artık yeni arkadaşlara, çözmeyen arkadaşlara
söz hakkı verebiliriz. Muharrem sen çözdün. Şöyle öğretmeni. Bir bakayım. Kim var, kim var? Evet, Eylül Ecrin Karaduman var burada. Eylül'üm nasılsın? İyiyim hocam. Hadi bu soruyu B'yi seninle çözelim. Olur mu? Olur. Haydi bakalım. Çıkarma işlemi yapacağız. 2'den 6 çıkmaz. Çıkmaz. Buradan bir elde alıp bunu 12 yaptık. 12'den 6 çıktı. 6. Üçgenden 1 çıkartıldıktan sonra 8 kalmış. 4 çıkartılınca. Kaç olabilir acaba? Acaba. Bana 3 gibi geldi. Bana 2 gibi. Bak. 3 olsa 1 çıkartılınca 2 kalır. 2'den 4 çıkınca çıkmayacağı için elde alınır. 12'den 4 çıkınca Allah diyemedim. Ne onun adı? Ne? 12'den 4 çıkınca 8 kalır. Demek ki buradan bir elde aldık. Tamam mı Eylül'ecinin? Evet. 3'ten bir elde alınca burası kaç kalır? 2. Eylül'ecinin konuşmuyor. Koptu herhalde. Sesi kapalı. Bir dakika. Sesini açsın hocam. Öğretmenim beni attızım. Tamam. Şimdi geldin mi? Evet. Tamam. Tekrar edelim o zaman. Tamam. Evet. Bak. Şimdi 2'den 6 çıkmadığı için buradan bir elde almıştık değil mi? Evet. 12 olmuştuk. 12'den 6 çıkınca 6 kalmıştı. 3'genden 1 çıkıp bir de 4 çıkınca yani 3'genden 5 çıkınca ne kalmış geriye? 8 kalmış. Kimden 5 çıkınca 8 kalır? Ya da 8'in üzerine 5 sayarsak ne olur? 13 mi olur? Evet. O zaman üçgenimiz de 3'müş. Tamam. Yalnız bundan bunu çıkartabilmek için buradan bir birlik aldık. 3'ten 1 çıkardık. 2. 2'den de daireyi çıkartınca 3 kalıyormuş. 2'den nasıl bir daire çıkartınca 3 kalıyor acaba? Kalmaz değil mi? Kalmaz. 12'den. Evet. Buradan aldık. 12'den bir şey çıkınca 3 kalmış. Yani 9 mu olur? Evet. Aferin. Şimdi 5'ten 1 çıktı. 4. 4'ten neydi onun adı? 4'ten 7 çıkmayacağı için 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6, 6'dan da 3 kare çıktı. 3 kaldığına göre burası nedir? 3 olabilir değil mi? Elde aldık ya. Evet. Onun için 3. Yani daire 9, kare de 3. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum Eylül'ecin. İnternette bazen böyle sıkıntılar oluyor. Kopuyorsun, geri geliyorsun, gelemiyorsun. Allah. Evet. Gençler son 10 dakika dedi ama bizim dersimiz kaçta bitmesi gerekiyor? Allah. 52 geçe açtığıma göre 30 dakika sonra 22 geçe bitmesi gerekiyordu. O yüzden buradaki kalanları size ödev olarak vereyim. Yani bu sayfayı 34'ü 35'i 36'yı bitirin.
Bir dakika, hemen açıyorum seslerinizi. Gençler. Öğretmenim. 34, 33, hocam, 34. Bekle. 33, 34'ü. Zaten yapmış olmanız gerekiyordu. Bugün için... İki tane şey söyleyeceğim, ayrılacağım. Çünkü dersim var bir tane daha. Gençler. Öğretmenim. Bir sonraki. Yani 35 ve 36'yı çözün bu akşam. Çözebildiğiniz kadar çözün. Çözemediklerinizi birlikte yaparız. Diğeri, yarın dersimiz var ama benim il dışına gitmem lazım. Bir doktora gitmem lazım. Yani onun için o dersi yapamayacağım. Sonraki günlerde telafi edeceğim. Hangi gün olduğunu gruptan mesaj atarım. Diğeri, salı günü benim olmadığım gün ben size sınav göndereceğim. Sınav sis vardı ya, oradan sınav göndereceğim. Oradan herkes çözecek. Akşamına da cevapları ve videosunu inşallah yetişirse atacağım. Oldu mu? Soru hocam. Var mı? Hocam. Efendim. Herli notuna geçecek mi? Efendim. Herli notuna geçecek mi? Karne notumuz ne, hepinizin 100. Oh. Tamam. Yani not için geliyorsanız gelmeyin. Ben size veririm notu. Sıkıntı yok. Ondan değil. Hocam. Not için değil. Öğrenmek için yapacaksınız. Ne kadar öğrendiğinizi öğrenmemiz lazım. Muharrem hadisi kapalı kalmış. Hocam beni yardımcıydı. Evet. Hocam şey sorabilir miyim? Çabuk sor. Sesim de hocam okullar açılacak mı bir haftaya kadar? 5-6-7'ler. Soru haberler 5-6-7'ler açılacak diyordu bir haftaya falan kadar. O dedi bodu dur. Benim bilgim yok. Açılırsa haber veririz biz size. Artık okula gelin diye. Tamam hocam. Öğretmenim hangi konuyla? Hani telafi eğitimi olacak ya, cumartesi günü yapmasak olur mu? Bakalım bazen haber vereceğim ben size. Ben tamam size hocam. Haber vereceğim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.